Ayak izinizden kendinize en uygun ayakkabıyı seçebilirsiniz. Bunu evde ıslak kağıt testiyle basitçe anlayabiliriz. Ayak tabanımızı ıslatıp bir parça kağıdın üstüne basıyoruz. Çıkan ize göre tabanımızın ne tip olduğunu ve hangi ayakkabının bize daha uygun olacağını anlayabiliriz. Çürük bir diş çok kolay kırılabilirken, bakın sağlam bir diş kaç kilogram yük kaldırıyor. Bu futbolcular ne kokluyor? İlk olarak Fransız futbolcu Patrick Vieira ile başladı ve artık Real Madrid'de her maç öncesi vazgeçilmez bir olay haline geldi. Sürdükleri şey normalde grip olduğumuzda nefes yollarını açması için kullanılan buharlaşan mentollü bir merhemden başkası değil. Ama onlar tabii başka bir amaçla kullanıyorlar. Nefes yollarını açarak performanslarını arttırmak için. Görüntü bir bilim kurgu filminden değil. Bu robot yırtılan bir mısır tanesini dikiyor. Çok yakında insanlar üzerinde de kullanılması bekleniyor. Ortalama bir kişinin günde 52 dakika dedikodu yaptığı düşünülüyor. Dedikodu beynin ödül merkezini uyarıyor ve mutluluk hormonu dediğimiz oksitosin salgısını arttırıyor. Bu yine de negatif dedikodu güzel bir şey anlamına gelmiyor. 20 yıl sonra böyle görünebilirsiniz. Kulaklıktan ezilmiş kafatası, kızarmış gözler ve şekil değiştirmiş parmaklar. Evet, bilgisayar başında fazla vakit geçirmenin bazı rahatsızlıklar yapabileceğini biliyorduk. Ama yeni yapılan bir araştırma işin tehlikesini daha net ortaya koydu. Bu robot görsel araştırmacılar tarafından tüm dünyadan toplanan raporlar ile oluşturuldu. Eğer hayat tarzlarını değiştirmezlerse bilgisayar bağımlılarının sonu böyle olabilir. Hepinize sağlıklı günler dilerim güzel insanlar. Gözlerimizi ovmak korneanın incelmesine ve bu da görme bozukluklarına neden olabilir. Ovmak yerine temiz parmaklarla gözün etrafına hafifçe masaj yapmak daha iyi olacaktır. Bir sinek yemeğinize konduğu zaman çoğu kişi hemen yemeye başlar diye düşünür. Ama yanlış. Sinekler insanlar gibi çiğneyemezler. Onun yerine değişik bir tükürük çıkarırlar ve bunu yemeğinize yayarlar. Bu tükürükte sindirim enzimleri vardır ve yemeğinizi emilebilir bir sıvıya dönüştürür. Sonra sinek bunları bir güzel emerek beslenir. Hepinize sağlıklı günler dilerim güzel insanlar. Bunu biliyor muydunuz? Doktorların alçıları çıkarmak için kullandıkları testere neden kola zarar vermez? Doktor çok dikkatli diye düşünebilirsiniz. Ama cevap aslında testerede yatıyor. Gördüğünüz gibi bu testere dönmüyor. Onun yerine titreşiyor. Ve bu titreşimler sert maddeleri kesebiliyor. Ama cildimiz gibi yumuşak ve elastik bir maddeyle karşılaştığında testerenin küçük bıçakları tutunamıyor ve kesmiyor. Sadece cildi ileri geri itiyor.